Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezite 1980 yılından günümüze kadar iki kat artarak çağımızın pandemisi haline geldi. Peki obeziteye neler sebep oluyor ve obeziteden kurtulmanın yolları neler? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yaşanılan pandemiyle birlikte tam olarak Dünya Sağlık Örgütü son verilerini paylaşamadı. 2019 verilerinden sonrasında pandemiyi de dahil edilen süreç henüz yayınlanmadı. O dönemde bile, pandemiden öncesinde bile obezite derecesinde Avrupa'da birinci sırada olmamıza rağmen şu an sıralamanın daha arttığını, yani sayı olarak obezite derecesinin prevalansının daha fazla olduğunu öngörüyoruz. Peki bu neyden kaynaklanıyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Pandemi öncesinde sağlıksız beslenmeyle kesinlikle karşı karşıya olduğumuz için bundan kaynaklı diyebiliriz. Hareket etmiyoruz. Beslenmelerimizi hep karbonhidrat eğiliminde yapıyoruz. Karbonhidrat bizim için zararlı bir besin kaynağı değil. Biz bu besin ögesini daha fazla tüketiyoruz. Türkiye'ye geçtim. En kötü hani yöresel olarak değerlendirdiğimiz zaman küçücük bir şehrimizin küçücük bir ilçesinde bile katmeri çöreği böreği meşhur oluyor. Şimdi dönüp baktığınız zaman bu kadar hamur ya da karbonat diyebiliriz yoğun olduğu zaman insanlar duramıyor. Örneğin bir lahmacunu ben diyorum ki 4 tane ekmeğe eşdeğer diyorum. Yok hocam ben 2 tane yiyordum ama 4 dilim ekmek dediğiniz şey aslında 1 dilim, 2 dilimi bile sizi doyurabilecekken siz 4 dilim yiyorsunuz, üstüne bir 4 dilim daha yediğinizi söylüyorsunuz. Ya da bir somun ekmek ya da bir pide, bunlar bizim karşı karşıya kaldığımız yoğun karbonhidrat kaynaklarıdır. Daha az, daha minimum miktarlarda tüketmemiz gerekiyor. Aslında şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz miktarı ayarlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa bize ekmek de yasak değil, bize makarna da yasak değil, pizzamız da yasak değil. Biz miktarı ayarlayamadıkça pandemi gibi süreçlerin de arkasıyla birlikte obezitenin derecesini arttırıyoruz. Maalesef bu bizim kendi elimizde yaptığımız bir durum. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Ne yapmak gerekiyor? Çocuk yaşlarda bile biliyorsunuz ki obezite arttı. Şimdi ben her zaman danışanlarıma bu örneği veriyorum. Aslında biz insanoğlunun anatomik yapısına baktığımız zaman midelerimiz şu kadar. Biz midemizi alıyoruz, bu kadarsın diyoruz. Bu kadar olduğunu anlayan mide sürekli acıkıyor, sürekli bir şey yemek istiyor. Bir diyete girdiğimiz zaman midem küçüldü diyoruz hatta. Çok fazla bir şey yemek istemiyorum diyoruz. Aslında küçülmüyor, normal haline getiriyoruz. Biz bunu çocuklarımızda bile yapıyoruz. Biz yetişkinlerin midesi bu kadarsa çocuklarınki daha küçük. Ama biz onlara şey diyoruz, yemiyorsun, aç kalıyorsun, benim çocuğum zayıf. Çocuklarımızı değerlendirirken sadece kilo olarak değerlendirdiğimiz için hata yapıyoruz. Çocuğumuzun boyu uzuyorsa ya da gelişimi tamsa, değerleri normalse çocuğumuzda bir sıkıntı olduğunu göstermez. Her zaman her çocuk gibi bir tam ekmek yiyecek diye bir durum yok. Biraz Türk toplumunun beslenme yapısıyla da alakalı. Atalarımızdan gelen bir durum var. Biz karbonata yatkınlığımız var. Karbonat bizim için zararlı değil. Çok haklısınız. Zamanında şu kadar yiyorlarmış. Bir öküz yiyorlarmış denilen bir durumumuz var. Yeniçerilerimize baktığımız zaman oturup da güzel bir kuzuyu ya da tabiri caizse öküzü yemeden kalkmazlarmış. Ama şimdi dönüp bakıyoruz biz de yiyoruz. Hani o mantığa geliyor. Ama karşılığında egzersiz yapıyorlarmış. Tarlaya giden kadınlarımız varmış. Ya da arabalarımız yoktu. Yürüme mesafelerimiz mecbur ayaklarımızla yapıyorduk. Şu an tamamen sedantal dediğimiz hareketsiz ve yoğun karbonhidrat artı sağlıksız yağların bulunduğu bir beslenme düzenine döndük. Hareket etmek zorundayız. Karbonat miktarlarını kontrol altına almak zorundayız. Her gün oturup Sivaslı olarak söylüyorum, hingel yememeliyiz. Ya da Sivas katmerini her gün yememeliyiz. Bunları yasak olduğu için demiyorum. Bir katmer alırsınız, çeyreğini yiyorsunuzdur, çok sağlıklı. Yiyebilirsiniz diyorum. Ama bir katmerin tamamını bitiriyorsanız sizin için çok sağlıksızdır. Ve bu karşılığında obeziteyle size cevap verecektir.